Gazetasız yollardan tümünüze sevgiler, saygılar. Bu hafta ekranlarınızda gazeteci yazar Hasan Hasura ile yaptığımız yeni bir söyleşi gelecek. Bizden sakın ayrılmayın. Sevgili Hasturer, seni programa sık sık konuk etmekten hiç de rahatsızlık duymam. Neden? Anlattıkların, konuşma biçimin, toplumsal meselelere bakış açın inanılmaz bir reyting yapar. Ve ben de bu yüzden seni sık sık rahatsız etmeye başladım. Nasılsınız efendim? Sevgili Tokay, çok teşekkür ederim. Aslında hayatta belki en şanslı tarafım, sevmediğim bir işi yapmadım. Evet. İki, memleketimi sevdim, insanlarımı sevdim. Bu sevgim de kategorize edilmiş değildir. Hiçbir zaman insanları sınıflandırmam. Sınıfsal gerçekleri kabul ederim. Ona karşı savaşı bir misyon görürüm. Ama insanlarımı sınıflandırmam. Ve bazen işte televizyonda da olur. Bu biri açar, sorarım. Ne oldu? Ne yaptın adamı derim, ne oldu, hanımın durumu nasıl oldu? Evet. Çünkü ben bilirim onun kanserle savaştığını. Evet. Bazıları şaşar ve biri arar filan zaman ben onun bilirim derdini. Yani müthiş, her gün herhalde yani en az 100 tane telefon iletişimi olur. Kısa farklı. Hepsini birleştiririm ama inanılmaz bir şeydi. Ne yapacağım bu insanlar demedim. Evet. Severek yapıyorum ve bu tür programlara karşı, bu programlara çıktığım zaman da topluma karşı bir nöbet yerine getirdiğime inanırım. Görev olarak bilin bunu. %100 görev olarak yerine bilirim. Görev anlayışıyla yaparım. Ve bitirdiğimde de böyle bir ibadet tamamlanmış gibi hissederim. Evet. Şimdi öyle çok naz yapmaya, cilve yapmaya hiç gerek yok. Tabii bu arada sana da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çarptılar. Çarptılar. Ne bu, kim burada gittik? Şimdi tabii ki böyle deyince hayatımızda 58'lerden itibaren çok kritik evrelerden geçtik. Yani savaşlar gördük, savaşlar yaşadık. Çok önemli gerginlikleri de yaşadık, bunu da söyleyeyim. Yani ben 1 Mayıs 1977 İstanbul'da Taksim'deydim. O 39 kişinin öldüğü 1 Mayıs'ta. Gerçekten o zaman deniz ne tarafta deseler bilmeyecek kadar o meydanın yönlerinden habersizdim. Onu yaşadım ama bana dersen ölüme kendini en yakın ne zaman hissettin? 22 Kasım 2008 Londra. Ne oldu? Trafik kazası geçirdim. Holloway Road ya da Caledonia Road. Neyse, o yakın zaten. Yolu geçiyordum. Ve biraz da hatalıydım aslında, doğruya doğru. Yaya geçidi değildi ve yanılmıyorsam 4 araba gider, 4 araba gelir. Yani en az 3, 6 şerit veya 8 şeritli bir yol. Ve yarıyı öteki tarafa geçtiğim zaman soldan gelen arabaların önüne bir Mercedes araba bana çarptı. Hep de Mercedesler düşer şansımıza. Evet, o kadar yaygın kullanıldığı için. Ve şöyle bana sol kalçamdan vurdu. Omzum gitti, ön camı kırdı. Ona vurduktan sonra böyle savruldum. Ve yaş genç. Her zamanki gibi.
Ve sevgili Tolga şu var. Hayatımda anladım ki müthiş vücut bir reaksiyon veriyor. Ve o kaza anındaki bir savrulmam vardı. Bütün yani o arabaya çarpıp savrulmam ve yere düşmem herhalde 3-5 saniye bile. 3-5 saniye ama. Tak tak. Peki o 3-5 saniyede ne hissettim? Bu çok önemli, beni çok etkiledi ve özellikle tıp doktorlarına, psikologlara da bunu sordum. Bir kere gittik dedik, hayat bitti. Bir. İkincisi, savrulduğum an yere düşersem dedim, vurursam felç olabilirim. Hep bunları bir yarım saniyenin yarısının yarısı kadar zamanda. Evet. Düşerken elimi koymaya çalıştım. Hala daha şu anlamda böyle şey, tiz bakıldığı zaman izi var. Ve düştüğüm an acaba üzerinden araba geçer mi? Geçti aklımdan. Aklımdan geçiyor. Ve çoluğum çocuğum benim sevdiklerimi artık görmeyeceğim. Hepsi aklımdan geçti. Ve benzer trafik kazaları felç ile sonuçlanan gazalar da geçti. Evet, şimdi bunları anlatmaya kalktığımız zaman işte bir 10 dakika gidiyor en az. Konuşması ama mı? Bunlar inanılmaz bir hızla o an aklınızdan geçer. Ve hiçbir zaman kendimi bu kadar ölüme yakın hissetmedim. Çok şükür benim de belimde bir incinme olduydu. Yani bunu da burada söylemek istiyorum. Yani bu sohbetimiz sizin yelpazesinin genişliği nedeniyle. İşte Londra'da hastaneler şöyle iyi böyle iyi. Ambulans geldi. Diğerden işte yavaş yavaş kalktı. Kaldırım ambulans geldi. İlk kontroller yapıldı. Ve hastaneye götürüldü. Hastanede bir röntgen filmin bile çekilmedi. Niçin? Hiç. Baktı. Yüzümdeki, git elini yüzünü yıka dedi. Bana bir Hintli doktordu yanılmıyorsa. Yani ne bir ilaçlasın ne şu. Git eve dedi, herhangi bir şeyin olursa gelin. Ya bana bir travma geçirdi. Bu bedenden var mı yok mu filan. Ve sonuç itibariyle yataktan inemedim. Bir hafta kalmıştı gelişime. Geldiğim zaman buraya geldiğimde burada doktora başvurdum. Ve başvurduğum zaman bilmem kaç ne omurlarda bir çatlak vardı. Ve benim 2 hafta yatak istirahatına ihtiyacım vardı sağlığım açısından maalesef. Ve o şikayet ettiğimiz sistemimiz bunu yakaladı. Sağlık. O nerede Londra dedikleri oradaki sistemde ise ben gözden kaçırıldım. Onun için hep söylüyorum ben şikayet edelim, daha iyi hedefleyelim mi hedefleyelim. Ama dünyanın hiçbir yerinde uzman hekime bizdeki kadar kolay ulaşamıyorsunuz. Doğrudur, bu bir, çok doğrudur. Bu çok önemli bir avantajdır. Evet. Ha biz sağlıkta sistemsizliğin kurbanıyız aslında. Evet. İşte hastanelerdeki yığılma, kontrolsüzlük vesaire. Eğer sistem olsa sizi temin ederim ki ve çok kolay da sistem kurulacağına inanırım. Biz yani istense olur. Çok rahat olur. Doktorumuz var, imkanımız var, hastanelerimiz var. Yani bu arada devlet hastanesi yanında işte bir yakın doğu hastanesi gerçeği var. Yani dünya ölçeklerinde bir çekim merkezi yaratıldı. Pek çok önemli vakada çok ciddi katkılar yapıyor. Biz dünden iyiyiz ama yani bunu bu vesileyle de şikayet etmeye biz dünden, daha iyi. Dünden iyiyiz daha yarına bir türlü ulaşamıyoruz. Ulaşamıyoruz ama yani bunu söylerken benim 2 konuda sevgili Tolga eleştirilerimde çok dikkatliyim. Yazılarım da ortadadır. Biri sağlık, diğeri yargı. Sağlık insanların sisteme güven duyması önemlidir. Önemlidir. Ve bu güveni zedelemememiz gerekir. Pardon. Zedelemememiz gerekir. Eleştirelim daha iyisi için. Ama sistemi yıkmamamız lazım. İnsanlar nereye gidecek? Tabii ki hata olabilir. Hata olabilir mi? Evet olabilir. Ancak şunu ben bir vesile söylemek istiyorum. Söyledim ve bir ara resmi ağızlarında yenilemesi hoşuma gitti. Kanser vakası yılda 500 vaka vardır. Nüfus orantıladığımızda 0.17'dir. Türkiye'de 168 bin kanser vakası vardır. 168 bin nüfusa orantılandığı zaman 0.22'dir. Bizdeki kanser oranı, vaka oranı
dünya genel ortalamasının altındadır. Abartmayalım. Tabii ki temel mesele kanser vakalarının tedavisindeki başarı oranıdır. Orada bir belirsizliğimiz var. Bunları halledebiliriz. Yani insanımızın sağlığa kolay ulaşması, teşekkürünü, şükran ve teşekkür istemem ama ne güneye ne Türkiye'ye olmasın. Kendi evet. topraklarında kalsın. Evet. Bunu da söylemek istiyorum. Yargıya gelince, yargıya güveni zedeleyemezsiniz. Yargıya güveni zedelerseniz insanlar orman kanunlarına göre çare arar. Ben bu mazbata meseleleri açıldığı zaman çok dikkatli davrandım. Ve yargının hoşgörüsünün sorunları çözümünün dışına kaymasına karşı da temkinli oldum. Çünkü sizin bir alacağınız varsa ve bu alacağınızı yasal bir şekilde tahsil etmekte sıkıntı yaşarsınız. Bu çek senet mafyası yaratır. Bu nedenle birilerini memnun edeceksiniz diye şey yaratamazsınız. Böyle boşluklar yaratamazsınız. Evet. Onun için küçük ülkemizde iyi niyetli, çözüm üretici ve popülizm baskısından kurtulursak Solgaycığım, işimiz çok daha kolay olur. Hep söylüyorum, hayır da demeyi bileceğiz. Hayır demezsen hayırsız olur. Yani çocuğuna yetiştirirken biliyorsun bizim torunları çekmiştiniz. Hep söylüyorum ve çocuklar biraz da hayır deyin derim. Tamam, şimdi sorarsınız o zaman sen Hasan Dede olarak hayır diyebiliyor musun? Ne mümkün. Hiç diyemedim ben. Ne bakan o kadar eşek sayız olmama. Yufka bir yüreğim vardır. Evet. Ve aman derim çocuklarım yani baktığımda yüzlerindeki gülümsemenin eksikliğinden 88 tane kötü senaryo yaparım. Hiç dayanamam. İnsan hayatıyla ilgili şeyler söyledim, insan sağlığıyla ilgili şeyler söyledim ama bugünlerde insan hayatının telef olduğu kötü bir olay yaşandı Türkiye'de. Evet, herkes onu konuşuyor, gerçekten çok kötü yani 200-300 yakın. Tabii yani biz bu sohbeti yaparken işte 280'ini aşmıştı ölü sayısı ve gelişmeleri izlemek için hemen olayın gerçekleşmesinin işte ikinci 24 saat yaşanırken sabahleyin saat 4'e çeyrek kala yattım. İzledim. İnsanlar boğuldu değil, karbonmonoksit, zehirlendiler. Zehirlendiler. Çok yazık. Hep düşündüm o başlangıçtaki trafik sohbetimizde. İnsanın ani ölümünde, ölümle ölümün güzeli olur mu derseniz. Olur. Bu olmaz işte. Bu insanlar bunu gördüler, ettiler, o paniği yaşadılar, çaresizliği yaşadılar. Ve emin olun o sistemdeki hatayı da mutlaka onlar bizden çok daha iyi anladılar. Dünyadaki işçi dendi mi, maden işçisi farklıdır. Evet. Dünyanın her yerinde farklıdır. Ve insan ayağı yere bassın derler ama ayağı yerin altına basmasın. Yerin altına basmasın. Toprağın altına basmasın. Uçağa binersiniz. Geçenlerde bir yerde duymuştum. Uçak kazasında ölme olasılığı bir ineğin size tekme atması ve ölme olasılığınızla yarışırmış. O daha fazla, daha yüksek bir olasılık. Daha yüksektir, evet. Bir olasılığımız. Yani trafikte de. Buna rağmen uçağa bineriz. Bir an önce ayağımızın yere basmasın. Biraz sallanırsak aman
Arabın mesela hani şurmaya çıktığında Makiş kurbanı Makiş kurbanı hikayesi. Ayağımı yere bassın da derik. Ve tabii toprağa. Ama ayağımız yere bassın ama yerin böyle yüzlerce metre altında olmasın. Ve bu insanların hepsinin sevdikleri vardı. Sevdiği vardı, sevdikleri vardı. Onlardan bir şey bekleyenler vardı. Ve mutlaka ama mutlaka çok klasik gelecek belki ama bu bir katliamdır. Bu bir kader olamaz. Dünyada işte örnekler verilir. 1900'lerden filan ülkede de olduydu. Ama bu 2014. 2014 yılında bilim o kadar gelişmiş ki bilimin görevlerinden bir tanesi de riskleri azaltmaktır. Orada seçenek var. Yani burada ne olabilir? Ve her olasılığın bir senaryosu vardır. Siz sivil savunma tatbikatları yapılır değil mi? Asker de tatbikat yapar. Niye tatbikat yapar? Olası olumsuzluklarda. Onları görmek, onları... Onları bertaraf etmek için yapar. Peki yazık değil mi yani bu insanlar orada? Ve özel sektör o madeni devraldığı zamanki maliyetle, şimdiki maliyet arasında yaklaşık 7'de 1. Yani... 7'de 1 oranında bir azlık söz konusu. Ama eğer siz bu maliyet düşüşünü insan hayatını hiçe sayarak, hayatın değerini yok sayarak gerekli tedbirleri almadan. Tabii ki havalandırma bir tedbirdir. Anında şimdi bulunduğumuz evde işte bunu düzenlerken alarm sistemi koyduk. Geçenlerde eşim yemek yapıyor. Birazcık mutfakta duman arttı. He? Alarmlar devreye girdi. Duman girdi. Duman arttığı için. Yani farz edin hepimizin hayatında var etrafımızda. Unuttu yeme üstünde derler. Unuttu ama bu çalacak. Tedbirdir. Bu tedbirdir. Peki bunun bedeli var mı? Var. Evet var. Neyse parası ödeyecek. Ödeyecek. Senin hayatından daha mı değerlidir? Hem hayatımdan da daha değerli meselesi değil. Hem bu eve bir takım yatırımlar yapmışız. Yerde bulmadık bunları. Eğer bir miktar daha ödeyeceksiniz bu onun karşılığında. Peki. Onun karşılığında yaşam söz konusu. Tabii ki. Peki orada bu yani bu sensörler olamaz mı? Anında riskli bölgeleri devre dışı bırakacak şekilde bir perdeleme olamaz mı? Başka ülkelerde bu işler nasıl yapılır hasbihal? Başka örneğin giderek madenciliğin en önemli ülkelerinden biri Avustralya'dır. Ve çıkarılan kömür oranı, miktarı inanılmaz bir şekilde artmıştır. Yani çünkü bunun hesaplamaları çıkarılan kömürle de mukayese edilir. Yani bu kadar kömür çıktı, ne kadar insan başına gaza geldi. Evet tabii ki gaza olacak ama bunun karşılığında da onun tedbirlerini alırsınız. Ve Avustralya'da çıkarılan kömür miktarında müthiş bir artış var ama kaza oranlarına geldiğiniz zaman inanılmaz bir düşüş var. Yani gelişmiş ülkeler ve gelişmemiş ülkeler arasındaki farklılık ne evinizdeki televizyondur, ne evinizdeki koltuktur, ne sürdüğünüz arabadır. İnsana verilen değerdir. İnsana verilen değerdir. Elbette o maden çıkacak. Ve o maden insan unsuruyla çıkacak. Yani çünkü aksi halde bugün ben inanıyorum ki teknoloji o kadar gelişmiştir ki çok rahat bir şekilde biraz maliyet artışları robotlarla da çıkarabilir. Peki ama robotla çıkaracaksınız da o robotu da işte çok az insan yönlendirecek. Evet. Peki ama insanların orada çalışıp para kazanması lazım. İş olmayacak. Tabii iş de olacak. Onun için o zaman da insan unsurunu İnsan unsurunu koruyucu bütün değerleri alacaksınız. Ben burada samimiyetle söylüyorum. Yani özellikle Türkiye'nin önemli bir kesiminde insan unsuru değersizdir. Ben dünya görüşüm her türlü ayrımcılığa şiddetle karşı durmamı emreder. Ama insanın değerinin aşağıya doğru kaydığı ortamlarda bunlar kader. Bir de böyle derler. De kadar, evet. Allah böyle istedi. Allah böyle, Allah böyle şey istemedi. Şimdi, yoktur böyle bir şey. Yorum yapmak da istemem ama Türkiye'deki siyasiler böyle dediler. Yani kader dedi. Kaçınılmazdı, olacaktı dedi. Olamaz sen öyle başladın. Bir şey. Hayır olamaz öyle bir şey. Onun için
bunu çok net bir şekilde söylüyorum ki, açık bir şekilde söylüyorum ki, burada ciddi bir ihmal vardır. Ve tabii biraz da talihsizlikti. İşte çok kısa bir süre önce, Nisan ayının sonlarında, evet, mecliste bu madenle ilgili bir genel görüşme istendi ve reddedildi. Evet. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, amaçları başkaydı. Zaten baktığınız zaman konuşmada bu da yoktu deniyor. Yok öyle bir şey yani. Ve bu tür şeylerden kaçınmamak lazım. Ve talihsizlik, şimdi bu insanları siyaset yapıp, bunun üzerine kimse siyaset yapmasın. Ama iktidar da siyaset yapmasın, muhalefet de siyaset yapmasın. Yani bugün bu ölü sayısıyla hayatını yitiren madencilerin bu sayısı, Türkiye'de bugüne kadar madenlerde ölenlerin neredeyse toplamına yakın bir sayı ortaya çıktı. Rekoru geçmiş. Yani en yüksek, daha 65'miş, şimdi geçti gibi. Geçti, en yüksek orandır. Bu ihmaldir. Burada kesinlikle bir ihmal var. Yani bunun şeyi yok. Nasıl ki trafik kazası olmuşsa. Bir çökme de yok ha. Bir trafo patlayacak, yangın çıkacak. Vallahi tabii ki trafo mudur? Trafo olup olunmadığı da yani, çünkü bu biraz teknik bir meseledir. O voltajın düşmesi, onu düzenlemesi anlamında. Sebebi ne olursa olsun. Ama sebebi ne olursa olsun, anlatabildim mi? Bugün olağanüstü bir durumda devre dışı bloklamayla bu işler olur. Bu insanlar da kolayca bir biçimde mağduriyetleri. İşte savaşta eğer eskiden böyle bir sığınağı olurdu o şartlar altında. Acaba tam bir de galiba vardiya değişim saatinden bahsediyor. İki grup oradaydım. Bu iki grup orada bu şekilde buluşmalı mı? Yoksa zaten bir kısmı yukarıdaydı. Tamam işte bu ama sonuçta daha da ortaya çıkacak. Ama şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Peru'da maden işçileri, bir grup maden işçisi tam olağanüstü durumlarda girip o yerin altında daha uzun süre bekleyebilecekleri mekanlar var. Orada beklediler. Yani bu kazalar olabilir. Ama kazalar olduktan sonra kolay unutulmamalı. Evet. Ben Türkiye gerçeğini bildiğim için unutulacağını görüyorum. İnsanların tepkisi artık şeye getiriliyor. Bunun üstünden de siyaset yapıyorlar. Tamam, herkes okusun, otursun evinde, mevlid okutsun. Evet. Bunu mu istiyoruz yani? Evet, tabii ki toplum reaksiyonunu gösterecek, en etkili bir şekilde gösterecek. Ateşin düştüğü yeri yakmayacağını, sadece orayı yakmayacağını da insanlar öğrenecek. Bunun gösterme biçimi artık tepkidir. Çünkü zaten o hayatını kaybedenlerin aileleri yıkılmış vaziyettedir. O insanlar sadece ağlayabilir. Sadece hıçkırabilir. Sadece ağlayarak, hıçkırarak, gözyaşlarıyla tepkilerini ortaya koyabilir. Birileri ondan ötesini yapmalı. Bunu asla bir siyasal iktidar kendine yönelik algılamamalı. Toplumun reaksiyonu önemlidir. Tepkisi önemlidir. Eğer siz toplumun tepkisel yetisini köreltmek isterseniz, İhtiyaç duyduğunuz zaman da o toplumsal tepkiyi bulamazsınız ama. Bugün maalesef bunlar çok üzüntü verici olaylardır. Türkiye bizim için çok önemlidir. Aynı dili konuşuyoruz, aynı inançları paylaşıyoruz. Aynı kültürden izler taşıyoruz. Bırakın Türkiye'de bu kaza Yunanistan'da olsa, Çin'de olsa da. Ona da aynen üzülürdüm. Yani ve bugün işte olayın sonrasında Politis gazetesinin Türkçe başlık atmasını olumlu buluyorum. Anastasiye. Ne yaptılar? Başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Acınız acımızdır. Yani tam şu anda birebir anımsamıyorum. Çok önemli. Ama Türkçe başlıkla. Görüşmelerin sürdüğü günlerde bu iyi niyet olması. Evet, Politis'in başlığı acınızı paylaşıyoruz Türkçe olarak. Türkçe olarak acınızı paylaşıyoruz. Türkçe bir başlık attı. Bunu önemli buluyorum ben. Acılar yakınlaştı. Biliyorsunuz Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde deprem yakınlaşmaya bir fırsat olmuştu. Unutmayalım ki önce insanız, dünyalıyız. Ve o bir ayrılıklar çok da önemli değildir.
Evet, politisyen acınızı paylaşıyoruz başlığını bu bağlamda çok önemli buluyorum. Ben şimdi lafını balla keseyim, böyle çok tatlı içimde. İyi güzel, yani keşke olmasaydı bu maden kasası da, keşke onlar da bizim acımızı Türkçe manşet olarak paylaşmasaydı. Ama gel gelelim, geçenlerde Avrupa İnsan Hakları Birliği'nin 90 milyon euroluk cezasının üstüne böyle bir şey olması, biraz ılıttı suyu, değil mi? Ama bizde de tam tersi kaynattı. Fıkır fıkır kaynadı bizde. Bu bir bazıları. Kültürdür. Bir kere biz... Katılır mı bu ceza üzerine yapılan yorumları bazı siyasilerden? Katılmamam daha yüksektir. Yani masa paramparça oldu, artık ne durursunuz o masada? Hayır, o da hayat devam edecek. Bakın, bir problem üç şekilde çözülür. Biri güç ve kuvvet, güçtür. İkincisi görüşmedir. Üçüncüsü hukuktur. Bunun zaman zaman birden fazlası devrede olur. Unutmayınız, ateşkes bir görüşme sonucudur. Savaş devam ederken ateşkes görüşmesi yapılır. Devam ederdi, evet. Devam ederdi ateşkes görüşmesi. Ateşkes yapmak için ateşin olması lazım. Ateş var, siz de görüşürsünüz. Güçlü olan gücünü kullanır, halleder. Ve güçlü olan, baktığınızda örneğin Amerika Birleşik Devletleri Körfez krizinde hem savaşı yaptı istediği gibi, hem de döndü dedi ki bu kadar masrafım oldu. Ve petrol gelirine bilmem ne kadar el koydu. Masrafını karşılasın diye. Şimdi Türkiye 1974'te adaya müdahale ettiği zaman da bunun 15 Temmuz'u var. Sebep oldunuz, geldim. Hakkım var diyeyim, tazminat bile talep edebilirdi. Ama uluslararası hukuk kültürü önemli bir konudur. Kabul edelim ki Türkiye bizden biraz daha yeni yeni oturuyor bu uluslararası hukuka. Çünkü sözleşme imzalarsınız, insan hakları sözleşmesini imzalarsınız, hasta hakları sözleşmesini imzalarsınız, ILO sözleşmelerini imzalarsınız. Bunlar dünyada standartları getirmeye dönük sözleşmelerdir. Siz bu sözleşmeleri imzalarsanız olamayacaksınız. O sözleşmelere göre, yani bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan hakları sözleşmesi temelinde dava görür. Diyor ki sen bunu kabul ettin. Yani bir anlaşma yaparsınız. Banka müşteriyle banka bir ihtilaf varsa ona bakar. Siz gittiniz, aldınız bir kamera ve kameranın bir garantisi var. Anlaşmadır. O sürede bir problem olursa evinizi sigorta ettirirsiniz, anlaşmadır. Sözleşme de bir anlaşmadır. Her iş anlaşma. Her biri. Ha şimdi biz mağduriyetimiz Rumlardan önce bizim. Yani ben bir düşmenim. Evet. Tabii ki biz 74'e kadar 60'lı yıllarda 63'ten sonra hep biz daha fazla mağdur olduk. Ama sesimizi çıkarmadık. Ha, o kültür yok işte. Bizde de var mı? Bakınız, bir düşünüyorum, güneyde tarımsal teşvikler var. Tarla ekiyorsunuz, kuraklık olsun olmasın, Avrupa Birliği'nin bu konuda fonları var, o fonlarda yararlanırsınız. Ama isteyeceğim. Şimdi sordum ben, niye bizim çiftçiler de istemez bu parayı? Hemen akla gelebilir ki, ama o Rum'un tarlası da. Tamam kardeşim. Rum kabul etti bana. Ama Gırnı, Fota, Bilelle, Mesare'ye gidelim, Görneç, Ayamelu, Şatre, Meşe, Yeşilköy, Limnidi, Lefke, Gaziveren. Aklıma geldiği için söylüyorum. Gazafana. Toprağı kendi koçanı, mülkiyeti kendine ait olan bir Kıbrıslı Türk. Niye bu konuda talep ileri götürmesin? Ya elinde tutan da vatandaşlık belgesi. Hayır. Şimdi önümüzdeki günlerde bu konuyu irdeleyeceğim, dersimi çalıştığım bir konudur. Bir Kıbrıslı Türk, ana bölgedeki mağduriyeti nedeniyle bu konuda bir mücadele verdi. Tamam mı? Ve sonunda haklı çıktı. Geriye dönük alacakları var, onlarla da uğraşıyor ama o zaman dedim ya, hem de kiliseye ait bir arazi kiralamış, böyle farklı
merkezi Ürdün'de olan, biliyorsun bu İslam dinlerde farklılıklar var Hristiyanlarda. Peki dedim ya, o zaman bir Kıbrıslı Türk alabileceğine göre niye bir Kıbrıslı Türk Avrupa Birliği vatandaşıysa ve Çatoz'da ekerse araziyi, kendi arazisi Avrupa fonlarından payda almasın. Tamam, Rum tarafındadır. Bu tarımsal amaçlı giderler diye bir de oluşum var bu konuda. Ve Avrupa Birliği kaynaklardır ve onu denetler Avrupa Birliği. Peki Sarayotel'in karşısındaki ofis bu konuda bir misyon üstlensin. Bizim de çiftçilerimiz gitsin. Bu kadar arazi ektim. Tamam mı? Şimdi sordum, çıkan ürünü nereye versin? Adam dedi ki ya benim ürünümü takip edemez. Çünkü benim hayvancılığım da var. Hayvanlarıma yediriyorum. Yani şimdi sen arpayı, buğdayı çıkardığında ne yapacağın değil. Bunu üretiyorsun zaten. Kendi toprağında üretiyorsun. Yani nereden geldik biraz önceki konu? Biz Tolgay Tarıman'ın böyle bir düşüncesi olsa kaderiyle baş başa kalır. Bu hukuki yardım ve desteği yoktur bizde verecek bir mekanizma. Yani biz hep Urum'dan mı alacağız? Avrupa Birliği'ni biz yıllarca... Hayır ama peki Urum beni mağdur etti. Tamam, ara hakkını, tamam mı? Sen daha iste. Evet, ben bilmiyorum size daha önce paylaştım mı. İşte Almanya'da bir toplantı vardı, bir çalışma vardı. Ve bir bölüm, bir oturumda da ben ve bir Kıbrıslı Rum konuşmacıydık. O zaman da Loizidu davasının o parlak olduğu, hatırlarda erken yer bulduğu dönem. Sonra işte evlerimiz, yerlerimiz filan anlatılıyor. Dinledim. Sonuna geldik. Beşer dakikalık daha bir bölümü vardı. Son toparlıyoruz. Ben dedim ki Rum arkadaşımın söylediklerine katılıyorum. Çok haklıdırlar. Ben de biliyorum bunun ne demek olduğunu. Tabii ki bu insanların hakları yok sayılamaz. Ama dedim Loizidu'nun evi Girene'dedir. Atadan kalan. Ben de müsaadenizle biraz kendi hayatımı anlatmak isterim. İşte 58'lerde küçük bir çocuktum. Korkuyu yaşadım. 63'te ilk pantolonum dikilmiş dolap kapısında asılıydı. Ben onu bayramda giyeceydim. İlk yeni pantolonum da hayatımda. Göçmen olduk. Annem babam evimize yağladı. Yandı. Hamitköy'den baktık. Evimizi Rumlar yaktı. Evimizin dumanlarını annem babam evi düşünürken ben pantolonumu düşündüm. Sonra işte 16 lise 1'de o yaşta bir çocuğu gece annesi kalkar da örter açılmasın. Biz mücahit olduk. Böyle ergenlik çağına geçerken doğal olarak karşı cinsten bir özleminiz, bir ilginiz olur. Bir sevgi yaşamak istersiniz. Sarılmak istersiniz. İlk öpüşmeyi yaşamak istersiniz. Nerede? İlk heyecanı yaşamak istersiniz. Dediğiniz gibi nerede? Nerede? Anlattım bunları. Ve Mücahit Urbalay'da. Göçmenlik, yokluk, bir iki sene hiç suyu, tuvaleti olmayan bir evde yaşamak ne demektir? Hep bunları konuştum. Anlattın Urbalay'da. Anlattım ve sordum dedim. Loizidu'nun evi orada durur. Ben o yıllara tekrar dönüp çocukluğumu ve gençliğimi yaşayabilir miyim? Sorayım size dedim. Loizidu'nun evi mi? İnsan haklarına çok değer verilen Avrupa'da, sonra seslendiriyorum bunu. Benim hayatım mı? Ve herkes bana hak verdi. Orada Yunan konsolos vardı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temsilcileri de vardı. Çok etkileyici buldular. Tabii rahatsız da oldular. Çünkü işin bu tarafı da var. Biz bu konuda hiç hakkımızı aramadık. Yani şimdi bile aramayan kesin. Yani bakıyorum geçenlerde Amerikan Büyükelçisi Suriye'de yaşananlarla ilgili makale yazdı ve Kıbrıs Gazetesi'nde de yayınlandı. 40 yıldır bunun ne demek olduğunu yaşayan Kıbrıslılar Suriye'de yaşananları daha iyi anlar dedi. 40 yıl dediği 1974.
Birimiz de çıkıp bir Amerikalı. Ya 63 de var. 63 de vardı ya. Demiyor. Demedik. Bu bir mahcubiyet midir? Bu bir kişilik problemi midir? Eziklik midir? Şimdi başladık. Ey Avrupa sanatları, bundan da haberin var mı? Yahu sen dava etmediysen, götürüp bunları o masaya gomadıysan, hakimin haberinin olması da önemli değil. Hukukta dava çoktan açıldıydı değil sevgili Hasan. Bu yani önceden bu, açıldı, 96'da görüşülmeye başlandı. Çok önce yani. Evet, 2001'de şeyi kararlaştırdılar ki tamamdır, haklıdır. Evet. 2011'de bu kez Rumlar tazminat konusunu açtılar ve o karar açıklandı şimdi. Evet. Yani dün açılmış bir dava. Hayır, bu davanın işte neredeyse 20 yıllık geçmiş. İlle bu zamana düşürüldü bu ceza, bu görüşmelerin yapıldığı günlere. Ya, kasıtlı vardır ama onun ötesinde bir şey söyleyeyim mi? Hatırlatabilirler. Yani eğer bu meseleyi halletmezseniz böyle bunlarla da karşılaşırsınız. Bulacağını. Diyebilirler. Yani bunu, çünkü çok kritik dönemlerde açıldı. Ama bazen de düşünürüm. Hiç bu Kıbrıs sorununda kritik dönemler bitmedi ki. Dolayısıyla siz burada da mahkemeye gidersiniz. Böyle bir iki defa merak ettim dedim. Hakim bilerek soru sorar şeye, avukata da. Bunu mu? Ve dayanamaz bazen hakim der. E söyle. Çünkü söyle de tutanaklara geçsin. Ben de bunu dikkate alayım. Sen söylemezsen benim kanaatime göre anladım. Bence bu böyledir yok. Bulgular konacak. Siz isteyeceksin, gideceksin sen de. Kızacaksa ağlayacaksın. Evet. Ağlamak yani. Ama siz bunca mağduriyet der. Biz bu Rum açık gözlü. E biz ahmak mıyız? Toplumun ahmaklığı değil. Toplumun ahmaklığı. Liderlik. Evet, liderlik yanlış. Liderlik bu Kıbrıs Türk'ünün en büyük mağduriyeti liderlikle, liderleriyle ilgili yaşadığı zafiyettir. Yani iyi bir çoban kadar bizim toplumsal çobanımız olmadı. Yani bir çoban bile bakar da koyunlarını iyi bir tarafa götürür. Ot nerede var bulur. Yani biz ot nerede olduğunu iyi bilir. İyi bir çoban idare eder sürüsünü. Menfaatını düşünür. Kızacaklar da biz koyun olduk. Yönetenler de çoban oldu. Estağfurullah. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Yani Rum gitti, davasını verdi, takip etti. Biz gitmedik. En haklı olduğumuz davaları götürelim idi. Biz de bastıralım idi. Bu iki dosya birleşsin, beraber incelensin değilim. Evet. Bu iki dava konusu birleşsin. Biz bunları yapmadık. Şimdi de derim. E bundan haberin var mı eğer Avrupa? Too late. Sen haberi olması için ne yaptın? Ha biz göçmen olduk 74'te. Dedi ki artık siz burasıdır. Unudun. Evet. Ne için unutsun? Onun da hakkı var. Bitene kadar, Kıbrıs meselesi hallolana kadar herkesin malı mülkü kendinindir. Biz insanlara unudun dedik. Ve dikili taş hukukunu dünya hukukundan ayrı bir hukuk gibi yaratmaya kalktık. Yani Rum bilmez idi. Baf'taki sokağın Lemos'undaki iskeledeki sokakların adını değiştirsin. Daha da daha bir bıraktı. Şehit bilmem ne sokağı da var. Turgut Reis sokağı var. Sönük dahi su tabellalarda oturdu. Sökmediler. Bir değiştirmediler. Peki biz yaptık. Döndük yaptıklarımızı koymadık. Ben Allah rahmet eylesin. Rauf Denktaş'a sormuştu. Bana anlatır mısınız lütfen? 3,5 sene mücahitlik yaptım. 360.000 puan aldım. Bu puanla Yorgon'un evini bana verdiler mesela. Bunu bir Fransız'a nasıl anlatayım? Evet. Ne dedi? Güldü. İşte hadi diyemezsiniz. Şehit kanlarından sulandığı için savaşarak alırsak seni geçenlerde bir arkadaşım yazdı. Klerdis'te demiş kaymaklığı biz savaşarak aldık vermeyik. Emin ol espriyden söyledi. Eğer dünyada artık uluslararası hukuk geçerliyse ona vereceksiniz. Zaten
Sevgili Tolga yazdım da ama bir daha burada yinelemekte sakınca yok. Gider Türk Koçanlı yazar. Bir arazide satılık Türk Koçanlı. O biri nedir yani? O yanındaki nedir? Rum Koçanlı. Onu yazmayın. Türk Koçanlı olmayan. 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 Bunu görürüz. Sonra... Yani çok enteresan bir şey var orada. Yani Türk Koçanlı diye üstüne yazdığımızda demek ki başka Koçanlı da var. Ne Koçanlı? Rum Koçanlı. Tamam. Yani ha, hani Fransız Koçanlı ki, değil. Biz hani bunları biz Oktay Bey, Oktay Feridun başsavcıydı. Bu konuda tavır koydu. Olmaz dedi. Bunu uluslararası hukuka uygun hale getireceksiniz. Değil mi? Arabayı bile sokağa çıkaracaksanız derler git muayeneden geçir. Bu özellikleri olacak. Tabellasın plakasındaki karakteri bile kurala uyduruyoruz. Yani. Şimdi siz böyle bir oynama yapacaksınız. Ve tabii bazı açık gözler Aldırum'dan hızdan sattı. Paranın Türk'ü Rum'u neredeyse yani şey değil. Yatırdı, sattı aldı parayı. Bitti. Koştursun. Şimdi yani biz bunları görmedik. Bütün bunları yaptık. Tamam mı insanlar hakkını aradı, insan haklarına baktı. Şimdi işte kaza yaparsınız. Mağdur ne olursa olsun %100 suçlu bile olsanız denirse Avrupa'da İngiltere'de, Londra'da ilanlar vardır. Herhangi bir gaza geçirirseniz gelin bize hiç para istemeden bu davanıza biz alırız davayı. Para istemem. Çünkü o alacak zaten davadan parayı. Bir hak var orada. Yani biz yok ya derik mesela Kıbrıslılar. Ama orada var. Ha biz bilmez biri bilip hakkını arayınca bende de benim de var. Ya sen... Sonra da hatırladım. Biri gitsen, bunlar çok basit şeyler ama öksürürüm, bakalım benim de aynısındandır der. Ne yaptın sen? Evet doktora gittim. Doktor bana ilaç verdi, iyileştim. Az kaldı. Ha, acaba ben de gideyim. Gideceksin. Ha gitmen, ona yani biri gitti devlet hastanesine, iyi oldu. O biri de bağırır. Dromol Akşa'da. Der ki, beni de ne cinayetmediniz, ben de hastayım. Niçin böyleyik sevgili Hasan? Yani toplum olarak böyleyik aslında. Kıbrıs sorunundan tut da, bu dediğin örneklere kadar. Hep farkına varmayız, geç farkına. Hukuk düzeni, kültürü yoktur. Yani yüzeyseldir, inanmayız biz böyle şeylere. Nasıl? Çünkü biz yıllarca hukukun dışında yaşadık. Yoksa İngiliz idare ettiydi bizi de biz... Hep onun dışında kal. Yani evet. Bizim öyle... Hukuk sadece Sarayönü'nde ya da Mausa'da Girne'deki mahkeme binası değildir adalet. Evet. Adalet hayatın içindedir ve bunun herkes tarafından bilinmesidir. Evet. Kültürdür. Yani bazen futbolda olur zaman zaman hakem arar biri ne desin yok der. Ben idim yanlış gösteriyor ona. Sarı kartı bağ göstermen lazım. Ya da tam yanlış elimden oynadım der hakeme. Anlatabildim mi? Yani o dürüstlüğü gösterir. Bizde yoktu, bizde ellerini kaldırıyor. Yok yok, ben bir şey yapmadım. Ha, yaptın mı? Yaptın. 10 defa yavaşladır o dijital görüntüleri gösterir. Evet, anlatabildim mi? Yani şimdi bizim bak, budur kültürümüz bak. Ama nereden geldik? Rum gitti hakkını aradı. Mahkeme de hakkını verdi. Biz de dedik ki, bize de yaptılardı Rumlar. Evet. Sen getirdin mi? Aradı mı hakkını? Ama zaten bunların hepsi şeydir. Urumcudur. Urumcudur, siyasidir, masumdur. Şeyi de bilmeyin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ne bağlı bir kuruluştur. Türkiye'nin de üyesi oldu. Hayır, Türkiye de üyedir oraya. Bizi bağlamaz demesine nasıl çıkan şeyin, Türkiye'de... Şimdi bir politik tepkidir. Yani bu kararın hukuki kısmı bitti. Bundan sonrası bu kararın icrası noktasıdır. O noktada Türkiye 2001 yılında karar Mayıs ayında açıklandığı zaman da Dışişleri Bakanlığı o zaman da bir tepkiyi koydu. Yok, davasında mı? Hayır bu dava. Tamam, ilk 2001'de Türkiye'yi suçladığı zaman Türkiye açıkladıydı ben dedi. Çünkü Türkiye diyor ki ben Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımam, tanımadığım için. Ya tanımak ama sen der mi Türkiye'de uluslararası bir toplantı olduğunda yok Kıbrıs'ı kabul etmem. Gelir çocuklar, sporcular
Kalkanaya, Kıbrıs bayrağı geçen. Yani Mersin Olimpiyatları, Akdeniz Olimpiyatları oldu, Trabzon'da oldu. Yani onun için bu şimdi bu bundan sonrası politiktir. Görüşmeleri etkiler mi sevgiden sonra? Yok. Yok yok, hiç etkilemez. Yani ne yapacaksa hadi etkilerse yarın deyiniz ki Amerikan Başkan Yardımcısı geliyor ama ben seni istemem, göreyim. Tanımam. Bu karar durduğu sürece bundan sonra biz Avrupa'da bilmem, bundan sonra biz Avrupa Konseyi'ne de yollamayacak. Çünkü Avrupa Konseyi'nin ilişkili mahkeme böyle bir karar verdi. Bu mahkemeyi düzeltene kadar biz artık Strasbourg'a da gitmeyecek. Ha, Türkiye parayı verir mi? Genelde bunun uygulaması TC Dışişleri Bakanlığı'dır. Bu tür davaların muhatabı. 3 ayda da genellikle öder. Burada ödeyecek mi? Bence ödemeyecek. Yani bu işi uzatacak. Peki uzatırsa ne olur? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bunun takibiyle sorumludur. Artık siyasidir bu bundan sonra. Bakanlar Komitesi ne zaman hareket edecek? Ya da Kıbrıs Cumhuriyeti bu alacağının peşine düşecek mi? Düşünün, 96'da başladı müzakeresi, bu davanın görüşülmesi. Demek ki başvurusu da 2-3 sene önceye gitseniz bu iş 94'ten başlar. 20 senede karar açıklandı. Hep 10 sene gitti. Yani onun için bundan sonrası için de baktığımız zaman bu davanın bir şey olması, ileriye taşınması bakımından bir siyasi mesele olarak duracak. Yani siyasi. Hukuki boyutu geride kaldı. Ha, ne olur eğer bunu uygulamazsa Türkiye ve ödemezse parayı? En uç ceza Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasıdır. Nasıdır? Şu ana kadar da böyle bir karar verilmiş değildir. Evet. Bunların olması da kolay değildir. Yani Türkiye'yi daha karşılarına alamazlar. Uzayacak gibi gelir bana. Peki son olarak zannederim süremizi daha birazcık zorladık. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Hastürer, noktalayı bir. Şunu söylemek isterim. İşte yerel seçimler de var. Belki de oraya gitmeden bir program daha yapar, konuşuruz onları da. Hayatın bütün seçeneklerini, sıkıntılarını, artılarını, eksilerini iyi bir karışım olarak yaşamayı becerelim. Takılmayalım. Sıkıntı var mıdır? Evet vardır. Problem var mıdır? Evet vardır. Ama unutmayalım ki ölüme çare yok. Hayatta olduğumuz sürece bütün sorunlar üstesinden gelinebilir. Hayatın bittiği andan sonrası yoktur. Artık hatıralar konuşulur. Ben Soma'daki maden faciasının hayatı sorgulamamız bakımından da ciddi bir fırsat olduğuna inanıyorum. O insanlara rahmet diliyorum ve acılarını yüreğimde hissediyorum. Allah kimseye böyle acı vermesin. Peki, çok teşekkür ederim. Bizim de birlikte olduğunuz. Ben teşekkür ediyorum. Bu sohbetimiz birazcık genel formatımızın dışında oldu. Biraz fazla ciddi oldu. Bunlar siyah kurdeleli. Siyah kurdeleliydi ama işin gerçeği de bunlardır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.